Evet, bu videodan itibaren bir iki video şeklinde bir oyun tasarımı, mobil bir oyun oynamayı planlıyoruz, oyun tasarlamayı planlıyoruz. Ve bir oyun beraber yazacağız, kodlaması her aşamasını beraber göstererek gideceğim. Ve oyunumuz havza oyunu, çok bilindik bir oyun. Çocukluğumuzdan, küçüklüğümüzden oynadığımız, kartları işte ters çevirip arkasındaki şeylere bakacağız. Tabii bu oyunun üzerinden bir şeyler öğrenmek amacımız, yoksa oyun yapmak değil. Oyunu ben de yapar koyardım Google Play'e ama beraber yapalım, öğrenelim amacındayız. Şimdi benim size tavsiyem böyle bir tasarım yaparken, bir proje tasarlarken bir uygulama olabilir bu. Bir şirket için, bir kurumsal bir şirket için de bir uygulama geliştiriyor olabilirsiniz veya bir oyun geliştiriyor olabilirsiniz. Önce tasarım yapmanız, biraz düşünmeniz. Hemen kodlamaya başlamaktan önce biraz düşünmek. Genelde bu iş tabii ekip olarak yapıldığında, büyük ekiplerin çalıştığı bir iş olduğunda ekipler bunu ayrı ayrı kişilerin yaptığı işlere bölüyorlar. Ama tek başınıza da artık uygulama geliştirmek mümkün ve tek başınıza şayet bir uygulama geliştiriyorsanız benim nacizane tavsiyem, tabii dinlemek zorunda değilsiniz. Kendiniz gene istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Uygulamayı biraz tasarlayın. Şimdi ilk yapacağımız şey uygulamanın nasıl bir şey olacağı. Yani ekrana şöyle bir şey yapmak istiyoruz aslında, değil mi? Ekranda şöyle, şu bizim ekranımızsa şayet. Burada ufak kartlarımız gözükecek böyle. Bu kartlara tıklandığı zaman işte eşini bulduğu zaman beğendiğiniz gibi bir şey çıkacak. Şimdi burada bizim yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi şudur. Şöyle yaparsam. Öncelikle şeyi belirleyelim. Nasıl bir ekranımız olacak? Öncelikle bir hoş geldin ekranımız olsun. Burada butonlarımızı tasarlayalım. İşte bir tane buton. Oyuna giriş için bir buton. Belki buraya bir isim falan sorabilirsiniz. Şurada bir text box'ınız olabilir. İsmini sorabileceğiniz. Sonra buradan uygulamaya geçen bir şey yapacağız. İşte o butonla yeni bir uygulamaya geçecek. Buradakilerin her birisi birer activity bu arada. Birden fazla activity'yi nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. Yani şu activity 1 olacak mesela diyelim. İlk aktivitemiz olacak. Bu da mesela diyelim ki activity 2 olacak. Ve bu activity aslında kart oyununun olduğu aktivite olacak. Burada kartlarımız gözükecek ve bu kartları ekrana nasıl koyacağımıza da bakacağız. Ben Grid View'u kullanmayı düşünüyorum. Layout olarak farklı bir layout daha görelim diye. Ve bu şey olacak. Sonra da buradaki sonuca göre de işte bir tane skor ekranı yapabiliriz. Kaç saniyede bütün hepsini açtı veya kaç denemede açtığı gibi bir tane skor olacak burada. Şöyle SC diyelim. Şimdi 3 tane ekranımız var. Öncelikle bakın ilk yapacağımız şeylerden birisi böyle ekranların tasarımı olabilir. Ve ekranların birbirine nasıl geçeceği olabilir. Mesela bu bitme durumunda geçecek. Bu tıklama durumunda geçecek. Bu durumları, geçiş durumlarını belirtebilirsiniz. Ve sonra buradan bakın tekrar Activity 1'e geçecek. Belki kazandıktan sonra Activity 1'e geçecek. Veya belki ileride bunu bir web sunucusuna, değil mi? İnternet üzerinde, şöyle bulut üzerinde, yani bir web sunucusuna bağlanacak. Bu web sunucusu üzerinde mesela skorlar saklanacak, yarışma olacak vesaire veya bir veri tabanında saklanacak. İşte şu ana kadar oynayanlar arasında en çok kim kaç puan aldı vesaire onu gösteren bir şey olacak. Ama şu anda tabii biz bunları çok düşünmüyoruz. Yani bu şu an daha bunları görmediğimiz için yapmayacağız. Geri Activity 1'e geçecek. İleride sunucu tutmayı, sunucu tarafında bilgi tutmayı vesaire de anlatırım. Şimdi burada yapacağımız eylemlere baktığınız zaman şöyle birazcık da eylemlerini de bunu tasarlamaya çalışalım. Yapacağımız eylemlere baktığımız zaman burada bir tıklama var. Başka bir action var mı? Burada yok. Burada kartlara tıklama olayı var. Ama kartlara tıkladıktan sonra, birinci karta tıklandıktan sonra ikinci kart için beklemesi lazım. İkinci karta da tıklandıktan sonra şayet burada iki tane durum var. Yani bakın T1, tıklama 1 ve tıklama 2 bu ekran için konuşacak olursak. Tıklama 1 ve tıklama 2'den sonra bir eşleşme olabilir. Ya eşleşebilir bunlar ya da hata olabilir. Şuraya eşleşme diyelim, şuraya hata diyelim. Eşleşmesi bunlar açık kalacak. Hataysa bunlar kapanacak. Ama tabii genelde biz bu kart oyununda açtığımız kartları görmek istiyoruz. Dolayısıyla ilk kart açıldıktan sonra, ikinci kart da açıldıktan sonra hemen bunlar yanlıştı diye tak diye kapatırsak adam ikinci kartı göremeden kapanır. Dolayısıyla ikinci kartı kapatmadan önce birazcık gecikme olması lazım. Yani burada bir delay koyacağız. Gecikme diyelim buna. Gecikme. Şöyle yazamadığım şekilde bir gecikme olsun. Ve ondan sonra kartlar kapanacak. Kapat. İki kartı da kapatacak. Burada ise açık bekleyecek. Kartlarımız açık bekleyecek. Tamam. Bu oyun burada her tıklamadan sonra, yani burada tıklamalar oldukça bu ekranda kalacağız ve dönmeye devam edecek. Activity olarak burada kalacağız. Yani bunu aslında bir sonlu durum makinesi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada iki tane aktivitemiz var. Hatta buraya üçüncü bir aktivite eklendi şu anda. Skor aktivitemiz var. Üç tane aktivitemiz var ve bunlar arasında geçişlerimiz var. Üç tane farklı ekran tasarımımız var. Ve burada aslında bizim bu şeyde kullanmaya çalıştığımız MVC, Model View Control yapımız, controller yapımız. Ve arka planda Java kodları nasıl çalışacağı, ön yüzlerini nasıl tasarlanacağı, ayrı layoutları nasıl tasarlanacağını görmeye çalışacağız. Şimdi özetleyecek olursak durumu, bir oyun tasarlıyoruz. Oyunumuzun ismi Hafıza oyunu. Çok klasik bilindik oyunlardan birisi. Muhtemelen internette aratırsanız buna benzer binlerce oyun bulursunuz. Şöyle mavi bulmaya çalışıyorum.
Oyunumuzun ismini havuz oyunu diyelim. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu havuz oyunlarını falan da hala satabiliyorsunuz. Yani bu oyunu yaptıktan sonra bir deneyin Google Play'e koymaya. Hala bu oyunlar yani çok basit olmasına rağmen satabiliyor. Hatta böyle kartların arka yüzlerine veya ön yüzlerine değişik karakterler koyabilirsiniz. İşte ne bileyim örümcek adam koyarsınız, işte şey koyarsınız, çizgi film kahramanları koyarsınız. Onların meraklısı da oluyor, indiriyorlar, oynuyorlar. İsterseniz gidin futbolcu resimleri koyun, politikacı resimleri, müzisyen resimleri, ünlülerin resimlerini koyun. Onun oyunuymuş gibi de satabilirsiniz. Bu herhalde zamansız oyunlardan birisi. Herhangi bir zamanda bitmeyen oyunlardan birisi. Hep yeni çocuklar geliyor çünkü. Böyle hafıza oyunu. Bunu mesela biraz daha geliştirip şuraya kaça kaçlık bir oyun istendiğini de sorabilirsiniz. Mesela 4 dedi diyelim kullanıcı. 4'e 4'lük kartları dağıtırız. 16 kart olur. İşte mesela 8 dedi diyelim. Daha zor seviye, zorluk seviyeleri falan belirleyebilirsiniz. Şöyle bir görüntüyü elde ederseniz, yani gözünüzün önünde böyle bir görüntü olursa, bu görüntü üzerinde oynayıp neresine ne ekleyeceğinizi, nasıl geliştirmeler yapacağınızı ve bunun diğer kısımları nasıl etkileyeceğini de ölçebiliyorsunuz. Tabii bunun çok daha detaylı anlattığımız yazılım mühendisliği videoları var. Ama ben Android videolarını, mobil programlama videolarını hiç bilmeyenler, hiç bu dünyaya belki yeni giren arkadaşlar, bununla heves edip biraz mobil uygulama öğreneyim diye giren arkadaşlar için çekiyorum. O yüzden en azından böyle bir müsvedde çizim, ki benim gördüğünüz üzere gayet kötü bir çizimim var. Yazım da çok kötü. Böyle bir çizim yapıp en azından durumu görmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda kodlamaya başlayacağız. Bu böyle tasarım ekranımızda. Bu tasarıma da sürekli geri dönüp şimdi şu aşamadayız, şimdi bu aşamadayız diye takip edeceğiz. Diye anlatayım. Genelde de kurumsal firmalarda veya kurumsal organizasyonlarda, devlet kurumu da olabilir, firma olmak zorunda değil, böyle bir tasarım yapılır ve bu tasarım üzerinden de kodcuya veya kod grubuna, kodculara, birden fazla kod yazan kişi olabilir, talimatlar verilir. İşte sen şu ekranı yazacaksın, şunları bekliyoruz, şu olacak filan şeklinde objeler tasarlanır. Bunun tabi arka planında bir UML tasarımı da gerekiyor. Ama onları dediğim gibi yazılım mühendisliği videolarımız var. Vaktiniz olursa izlemenizi tavsiye ederim. Nasıl proje yönetilir, nasıl ekipler yönetilir, nasıl projenin metrikleri, kaça mal olacak, ne kadar zaman alacağı vesaire gibi şeyler ölçülür. Orada anlatıyoruz. Bu videoda biraz böyle hızlı vakit açısından onlara çok değinmeden geçmeye çalışacağım. Sonraki videolarda da devam ederiz. Başarılar dilerim.